Kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, ben Ali Karağı. 1970 doğumluyum. Evliyim. 4 tane çocuğum var. Hacıpaşa'da yaşıyorum. Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Muhtar olmaktan köyde kaldığım için bazı sorunların nedeniyle gördüğüm için onları ele almak ve bu sorunları inşallah Allah'ın izniyle düzeltmek ve halkımızı refah bir şekilde getirmek. Vaatleriniz nelerdir? Vaatlerimiz ilk başta öğrencilerimiz için bir lise olarak bunu tabii ki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle önerge olarak olacak inşallah bunu da takipçisini olacağız. Çünkü öğrencilerimiz gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde oldukları için bunu ilk başta olarak gündemde olacak inşallah. Ondan sonra bu mezarlıklarla ilgili mezarlığımız dolmuştur. Ben bunu inşallah eğer muhtarlığı alırsam mezarlık yerini ben bizzat kendi şahsım adına inşallah hibe edeceğim. Yerini bulacağız ve mezarlık için sağlıklı bir şekilde tespit edeceğiz. Cenaze kılma yeri yani bir çardak olarak mezarlığın yanında olmak. Çünkü geçenlerden kış aylarında oluyor. Cenazeler bazen camide kıldık, bazen düğün salonlarına kıldık. Ona rağmen gündeme aldım. İnşallah bunları da sağlıklı bir çardak yaparak köy halkımızı rahatlatmak için. Ondan sonra yine mezarlıklarla ilgili bir projemiz var. Bu taziye esnasında bu çadır meselesi inşallah büyük şehirden olsun, normal Altınüz Belediye olsun bunları da rahatlayacağız. Mahallemize öyle güzel bir taziye yerimizi biz yapacağız. Biliyorsunuz bu cenaze olan yerlerde evlerde herhangi bir sıkıntı olmadan taziye evi biz sağlayacağız. Ona göre vatandaşlarımızı Kur'an okuturken taziye evinde onu da en kısa zamanda sağlayacağız inşallah. Ondan sonra yine gençlerimize bir futbol sahası olarak inşallah bunu da biliyorsunuz eline attı Lütfi Savaş bir Hatayspor'a olarak nereden nereye getirdiğini herkes bildi. İnşallah biz de olursak Allah'ın izniyle gene bu çıkan gençlerimizi bir futbol sahası düzenlemek ve gençlerimiz belki inşallah yine orada görev Hacıpaşa'dan olarak alabilirler. Vaatlerinizi gerçekleştireceğinize inanıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki bu mücadele çok önemli. Bu yani mücadelemizi yapacağız, onun arkasında duracağız. Şimdi böyle söylemek de bu işler zaten bitmez. Bunun arkasında verdiğim sözlerle mutlaka ve mutlaka bunu takip edeceğiz. Köy halkına mesajlarınız nelerdir? Köy halkına inşallah inanıyorum ki bu benim verdiklerim ve söylediklerim herkes bu sıkıntı içerisinde olduğunu eminim. Hizmetleri emin olabilirler bir Ali Karagı olarak bunlarını yapacağını ve bunların arkasında düşeceklerini hiç kimsenin endişesi olmasın. İnşallah bunlar olacaktır ve inşallah bütün çabalarımızı bize inansınlar ve desteklerini hepsini bekleriz inşallah. Saygılarla.